Merhaba arkadaşlar, herkese yeniden iyi günler diliyorum. Yeni bir İtalyanca Türkçe dersimizde daha birlikteyiz. Bugün artık zamanlardan ayrı bir konu işlemeyi düşünüyorum. İki bölümde yapmayı düşünüyorum videomuzu. Birinci bölümde zaman belirten zarflar konusunu işlemek istiyorum. İkinci bölümde de olan işaret sıfatlarını işlemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu tahtaya yazacağım yavaş yavaş. İsterseniz başlayabiliriz arkadaşlar. Zaman belirten kelimeleri yazacağım buraya. Tahtamız görünüyor herhalde. Hemen yazıyorum arkadaşlar. İri İeri dün arkadaşlar. Oggi Oggi bugün. Domani. Domani yarın. Tutto il giorno. Bütün gün. Bir gün içinde oluşan bütün gün anlamına geliyor arkadaşlar. Tutto il giorno. Şöyle yapalım. Tutti i giorni. Her gün. Bütün günler. Her gün. Her gün anlamına gelen bir kelimemiz daha var arkadaşlar. Ogni giorno. Ogni giorno. Bu da her gün demek. Ogni giorno. Her gün. Passato. Passato geçen demek. Geçen, geçmiş. Prossimo. Sürekli yanlış yazıyorum. Prossimo. Prossimo gelecek arkadaşlar. Settimana. Settimana hafta demek. Mese. Mese ay demek arkadaşlar. Mese. Anno yıl demek. Anno yıl demek arkadaşlar. Dopo. Dopo di. Sonra demek. Fa. Fa.
Fa önce demek arkadaşlar. Do, bu, di. Bunlardan önce konuyor arkadaşlar. Do, bu, di. Ama fa kelimenin sonuna kullanılıyor. İngilizce'deki ego. 2 years ago diyoruz mesela. 2 yıl önce diyoruz. Bu da o şekilde söyleniyor arkadaşlar. Fa'yı o şekilde söylüyoruz. Sonra söylüyoruz. Devam edeceğim. Fa dedik. Mesela due giorni, 2 gün. Mesela 2 gün önce diyeceğiz arkadaşlar. Due giorni fa diyoruz arkadaşlar. Due giorni fa, 2 gün önce diyoruz arkadaşlar. 2 gün sonra demek için mesela dopo di due giorni diyoruz arkadaşlar. Dopo di due giorni yazalım isterseniz. Mesela due giorni fa. Şu F arkadaşlar, fa, 2 gün önce, 2 gün son, 2 gün önce, evet, 2 gün önce. Due giorni fa, şu F'yi güzel yazalım. Due giorni fa, 2 gün önce dedik arkadaşlar. Fa, İngilizce'deki ego, egodur arkadaşlar, ago, ego. 2 years ago, due giorni fa. 2 gün sonra demek için de mesela 2 gün, 3 gün sonra demek için de dopo di due giorni. Giorni. 2 gün sonra. Dopo di due giorni, 2 gün sonra dedik arkadaşlar. Şu U yanlışlık olmasın. Devam edelim arkadaşlar. mesela 2 gün önce dedik. Due giorni fa, bir hafta diyelim arkadaşlar. Una settimana. Mesela yazmayayım. Yerimiz yok, daha yazacağım çünkü. Mesela bir hafta önce diyoruz. Bir hafta önce, bir hafta un arkadaşlar. Un arkadaşlar ama settimana şey olduğu için, dişil olduğu için una settimana diyoruz. Una settimana fa. İki hafta önce. Una settimana fa. Settimana fa. Veya iki ay önce. Due mesi fa. Mese ay demek arkadaşlar. Tek ama çoğu olduğu zaman mesi oluyor. Bu i olacak. Mesi aylar yazalım. Mesi aylar dedik. Mesi aylar. Mesin. Mesenin çoğulu mesi. Mesela İki ay önce dedik. Due mesi fa diyoruz arkadaşlar. 2 ay önce. Due mesi fa. 2 ay önce. Mesela geçen hafta diyeceğiz. Önce geçen gün diyelim. Geçen gün passato giorno. Hep yanlış yazıyorum. Passato giorno, geçen gün. Pardon. Passato giorno, geçen gün demek arkadaşlar. Passato normalde evildir. Giorno da evildir. Dolayısıyla passato giorno dediğimiz zaman bu değişmiyor arkadaşlar. Aynı kalıyor passato giorno. Ancak şunda değişiyor arkadaşlar. Mesela neyse şöyle yapalım bir dakika. Passato mese diyelim. Geçen ay.
Passato Meze geçen ay demek arkadaşlar. Passato Meze geçen ay. Passato anno geçen yıl. Passato anno geçen yıl. Passato anno geçen yıl. Passato giorno geçen gün dedik. Passato mese geçen ay. Passato anno geçen yıl diyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde prossimo. Ancak settimana derken settimana dişil kelimedir. Settimana hafta dişil kelime olduğu için bu passato eril olan passato passata oluyor arkadaşlar. Passata settimana oluyor. Geçen hafta anlamında arkadaşlar passata settimana geçen hafta diyor oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde geleceği yapalım. Prossimo gelecekti. Prossimo giorno. Gelecek gün. Saçma oldu ama yazayım. Gelecek gün. Prossimo giorno. Bakayım oluyor mu? Görünüyor mu? Evet, net görünüyor. Prossimo giorno. Gelecek gün arkadaşlar. Prossimo mese. Prossimo mese gelecek ay. Prossimo mese gelecek ay. Arkadaşlar bu S'yi Z diye okuyorlar. Prossimo mese arkadaşlar. Gelecek ay anlamına geliyor. Şunu da yapalım. Prossimo anno gelecek yıl demek arkadaşlar. Prossimo anno gelecek yıl demek arkadaşlar. Daha okunaklı yazayım. Büyük olsun, daha net görünsün. Görünüyor muhtemelen ama yine de evet. Prossimo anno gelecek yıl demek arkadaşlar. Ancak gene hafta söylemek için şu şekilde oluyor. Prossima settimana gelecek hafta oluyor arkadaşlar. Çünkü settimana demin de söylediğimiz gibi settimana dişil kelime olduğu için eril olan prossimo da otomatikman dişil oluyor ve prossima settimana oluyor arkadaşlar. Gelecek hafta anlamına geliyor. Bir de bir şey daha var. Fa önce dedik arkadaşlar. Fa iki şekli vardır öncenin. İki şekli vardır. Biri bu şekilde. Due giorni fa. Tre mesi fa. Mesela. Un anno fa. Diyoruz arkadaşlar. Bir yıl önce. Due giorni fa. İki gün önce. Una settimana fa. Bir ay önce. Bir hafta önce diyoruz. Fa bir de. Önce bir de. Fiilde kullanılan önce var arkadaşlar. Onu daha sonra göreceğiz. Mesela gelmeden önce. Gitmeden önce onu daha sonra işleyeceğiz arkadaşlar. Ben bakayım
bir kontrol edeyim. Yanlış yazdığım veya atladığım başka ekleyeceğim şeyler var mı? İyi dün dedik. Occi bugün dedik. Domani yarın dedik. Tutto il giorno bütün gün dedik. Tutti i giorni her gün dedik. Ogni giorno her gün dedik. Passato geçen dedik. Geçen geçmiş dedik. Prossimo gelecek dedik. Settimana hafta dedik. Mese ay dedik. Anno yıl dedik. Dopo di sonra dedik. Fa önce dedik. Bunlara da örnek verdik anlamanız açısından. Due giorni iki gün mesela. Due giorni fa iki gün önce dedik. Due giorni iki gün sonra dedik arkadaşlar. Mesi aylar dedik. Mesela mesi aylar arkadaşlar, bunun çoğulu Mesi'dir arkadaşlar. Mesi. Messi değil, Mesi. örnek vermek istersek due mesi fa diyoruz arkadaşlar. Due mesi fa yani iki ay önce oluyor. Sonra demek için de mesela dopo di due mesi arkadaşlar. Dopo di due mesi iki ay sonra demek arkadaşlar. Yerimiz olmadığı için yazmıyorum onları. Devam ediyoruz. Passato giorno geçen gün dedik. Geçmiş gün, geçen gün. Passato mese geçen ay. Passato anno geçen yıl dedik. Passata settimana geçen hafta dedik. Geçen hafta dedik. Neden? Çünkü giorno, mese ve anno kelimeleri eril olduğu için onlardan önce gelen passato kelimesi de eril kelimeyi hiçbir şekilde etkilemiyor ve eril olarak kalıyor. İkisi de eril olarak kalıyor bunlar. Ama şurada settimana kelimesi, hafta kelimesi dişil olduğundan a'la bittiği için, çünkü ne demiştik başlarda? O ve e ile biten, o ya da e ile bitenler genelde %85-90 eril. A'la bitenler genelde %85-90 dişil demiştik. İstisnalar var demiştik. Burada a'la bittiği için bu kelimemiz, settimana kelimesi, hafta kelimesi dişil olduğu için eril olan passato kelimesinde otomatikman dişil yapıyor arkadaşlar ve passata settimana oluyor. Geçen hafta. Gelecekleri de örnekler verelim arkadaşlar. Verdiğimiz örnekleri söyleyelim tekrardan. Prossimo giorno gelecek gün, biliyorsunuz giorno o'la bittiği için eril kelimedir. Prossimo değişmiyor arkadaşlar. Prossimo mese dedik. Mese de e'le bittiği için erildir. Prossimo herhangi bir etki altında kalmıyor. Aynen kalıyor arkadaşlar. Gelecek aydı prossimo mese. Prossimo anno o'la bittiği için eril kelime olduğundan prossimo'yu da hiçbir şekilde etkilemiyor ve prossimo anno gelecek yıl olarak kalıyor. Ancak burada aynı şekilde burada olduğu için settimana kelimesi dişil olduğu için eril olan prossimo kelimesini prossima'ya otomatikman prossima'ya çevirmekte ve bu şekilde yazılmaktadır arkadaşlar. Prossima settimana gelecek hafta olayı arkadaşlar. Ben burayı şöyle bırakayım. Ben kontrol edeyim de siz de yazın. Veya fotoğrafını çekeyim. Ben de kontrol edeyim eksik var mı daha. Yazılabilecek kelimemiz var mı bunlarla ilgili diye bakayım arkadaşlar. Aklıma gelmiyor. Bunlar var aklıma gelen. Yazdım. Başka da bunlarla ilgili zaman belirten zarflar yok. Aklıma gelen yok. Sileceğim arkadaşlar bunları. Dediğim gibi, biraz önce dediğim gibi ikinci bölüm olan Questo Coello işaret sıfatlarına geçiş yapacağım. Yavaş yavaş. Bununla ilgili bir sıkıntı yok herhalde. Silebiliriz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, bununla ilgili sıkıntımız yok. Şimdi Questo diyelim. Questo ve Coelho'ya geçtik arkadaşlar. Questo, Coelho, Questo. İtalyanca'da bu. Coelho'da şu demek arkadaşlar. Tabii bu iki kelimemizde, bu iki işaret sıfatımızda kendisinden sonra gelen kelimenin eril veya dişil durumuna göre değişim kazanıyor. Bu her zaman mevcuttur arkadaşlar İtalyanca'da. İspanyolca, Portekizce'de de aynı şey söz konusu. Questo dedik önce. Şöyle. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Questo. Questo bu demek arkadaşlar. Questo bu. Questo bu demek arkadaşlar. Bunu 3 ana başlıkta topluyoruz arkadaşlar. Biri eli yılan. Eril olan kelimeler. Eril. Eril neydi? O ya da E ile biten kelimelerin %85'i 90'ı erildir arkadaşlar. Eril yani o E diyelim. O E ile biten. O ya da E ile biten. Mesela Bambino çocuktu. Çok kolay, çok net ve yalın anlatacağım. Son derece basittir. Şöyle yapalım. Bambino bebek çocuktu. Küçük çocuk. Bebek anlamına geliyor. Bebek diyelim. Küçük çocuk. Bebek. Bebek diyelim. Bu bebek dediğimizde arkadaşlar, bu Bambino biliyorsunuz erildir. Bu bebek dediğimizde arkadaşlar şu oluyor. İl dı Il questo bambino, bu bebek arkadaşlar. Il questo bambino, bu bebek arkadaşlar. İtalyanca'da bu iller, la'lar kullanılıyor arkadaşlar başta. Il questo bambino, bu bebek. Mesela bir başka örnek verelim. Şöyle yapalım. Arkadaşlar. Quaderno. Görünüyor mu? Bakayım şöyle. Görünüyor sanırım. Quaderno defterdi. Quaderno defterdi arkadaşlar. Bu defter demek için Il questo Quaderno diyoruz arkadaşlar. Bu defter. Ben çok az örnekler vereceğim. Mantığı anlamamız açısından. Çünkü taftamız da küçük. Çok küçük. O yüzden fazla veremeyeceğim. Mantığı anlamamız açısından arkadaşlar. Il questo Quaderno defter dedik. Il questo Quaderno bu defter oluyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde aldık. Bunların tabii çoğulu da var. Çoğullarını yazalım isterseniz. Çoğullarını yazalım arkadaşlar. İki örnek yeter herhalde bu konuyla ilgili, bu şeyle ilgili isterseniz. Aklıma da gelmiyor kelime. Bunların şeylerini yazalım arkadaşlar. Siz söyleyin. Çoğulunu yazalım. Mesela
Bambino bebek de arkadaşlar. Il questo bambino yani bebek, erkek, küçük çocuk. Il questo bambino bu bebek dedik. Çoğunda il questi bambino oluyor arkadaşlar. Il questi bambino oluyor. Bu çocuklar, bu bebekler, bu küçük çocuklar, bu çocuklar diyelim. Bu çocuklar, il questi bambini bu çocuklar oluyor arkadaşlar. Eril de, eril kelimelerin çoğulları i oluyor arkadaşlar. I bambini oluyor. Bu da questi oluyor arkadaşlar. Questo da questi oluyor. İkinci, buna da örnek verelim. Mesela i questi, i questi quaderni. I questi quaderni. Bu da arkadaşlar, bu defterler oluyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, Questo'ya giriş yaptık. İkişer kelimemizi yazdık. Hem tekil hem çoğulunu yazdık arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu sileceğim. Bir de bunun dişiliğini yapacağız arkadaşlar. Şurayı da dişil sığar mı? Sığar herhalde. Dişil diyelim. Dişil. Dişil la arkadaşlar. Ev kazaydı arkadaşlar. Kaza. Ev kazaydı arkadaşlar. Şöyle yazacağım. Ev casaydı. La questa casa oldu bu ev. Neden? Fark niye böyle oldu diye sorarsınız arkadaşlar. Şöyle. Casa kelimesi a'la bittiği için dişil kelimedir. Dolayısıyla il questo'yu da la questa olarak değiştirir. Bunu ilk dersimizde, ilk videomuzda söylemiştik. La questa casa oluyor arkadaşlar. Ev kelimesi eri dişil olduğu için burayı da dişil yapıyor. Bambino kelimesi eril olduğu için burayı da eril yapıyor arkadaşlar. La questa casa arkadaşlar bu ev. Mesela donna kadın da arkadaşlar donna. La questa donna bu kadın. Donna a'la bittiği için dişil kelimedir. Dolayısıyla il questo'yu da la questa olarak çevirir. La questa donna bu kadın oluyor arkadaşlar. Bir iki örnek daha verelim mi? Yeter mi? Yeter bence. Eşit olsun. Yeter arkadaşlar. La questa casa bu ev. La questa donna bu kadın arkadaşlar. Bir sürü örnek yazabiliriz. Siz de yazabilirsiniz. Ben tahtamız küçük olduğu için tekrar söylüyorum. Az örnekler vermek zorundayım. Arkadaşlar ve bunun çoğunda a'la biten dişil kelimelerin çoğu a'la bitiyor demiştik ve tekili a'la bitiyor demiştik dişillerin ve bunların çoğulu e'yle bitiyor arkadaşlar. Bununla bu e oluyor arkadaşlar. Otomatikman bu da e olacak. Mesela aynı örnekleri yapalım arkadaşlar. Le queste. Le queste case. Bu evler. Le queste case. Bu evler. Şunu yapalım. Le queste donne. Bu kadınlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, dişillerinle de ilgili questo'ları yaptık. La questa casa bu ev dedik. La questa donna bu kadın dedik arkadaşlar. Çoğulları le queste case bu evler, le queste donne bu kadınlar oluyor arkadaşlar. Şu olaydan dolayı
dişil kelimeler bu. Tekilleri A'la biter, çoğulları da E olur. E olur arkadaşlar, şöyle diyelim. O yüzden Le case evler olduğunda questo do otomatikmen queste oluyor arkadaşlar. Le queste case bu evler, le queste donne bu kadınlar oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere iki şey yaptık. Sileceğim çünkü devamı var. Buraya sığmaz herhalde. Devamı var arkadaşlar. Yeterli herhalde burası. Sileceğim çünkü diğer iki şıkkımız daha var arkadaşlar. Yeterli sanırım. Şöyle biraz daha bekleyeyim. Örnekler internetten daha fazla örnek bularak yapabilirsiniz. Bunlar benim aklıma gelen örnekler. İkişer tane örnek yaptım. Son derece basit bir konudur arkadaşlar. Siliyorum. Herhalde okuyanınız okudu, yazanınız yazdı, fotoğrafını çeken fotoğrafını çekti. Siliyorum arkadaşlar. Burası kalacak. Bir başka şıkkımız. B şıkkı. Pardon. Sesli harfle. Sesli harfle başlayan. Başlayan. Sesli harfle başlayan. Yani şunu yazmıştık ya arkadaşlar. L'uomo. L'uomo erkekti. Niye? Çünkü U ile başladığı için, seslerle başladığı için L apostrof alıyordu arkadaşlar. L apostrof alıyordu. L'uomo erkek oluyordu. Mesela l'albero ağaç oluyor arkadaşlar. L'albero ağaç oluyor arkadaşlar. L'albero ağaç. A'la başladığı için L apostrof oluyor. Şimdi bunları biz hem tekil hem de çoğulunu yapalım bunu bu şekilde. Mesela bu şekilde oluyor arkadaşlar. Il quest uomo. Bunda bu o seslerle bitti. Bu da seslerle başladığı için şu o düşüyor. Onun yerine apostrof geliyor arkadaşlar. Yukarıdan virgül. Il quest o il quest uomo oluyor arkadaşlar. Il quest uomo oluyor. Bu erkek. Bu erkek. Bunu da yapalım. Il quest albero arkadaşlar. Bu da bu ağaç oluyor arkadaşlar. Bu ağaç. Albero A'la bittiği için. Bu da O'la A'la başladı. Bu da O'la bittiği için. Buradaki O düşer. Onun yerine apostrof gelir. Il quest albero bu ağaç oluyor arkadaşlar. Bunu ben size şöyle şekilde bırakayım. Daha rahat anlamanız için. Gördüğünüz üzere il quest'uomo bu erkek, il quest'albero bu ağaç oluyor arkadaşlar.
Gördüğünüz üzere. Yazdınız herhalde. İki şekilde oluyor arkadaşlar. Üç dedik, iki şekilde oluyor. Bir eril, o, e ve dişil, a ile biten kelimelerin tekil ve çoğul bu. Busu, bu demek. Bu da ses harfle başlayan kelimelerin tekil ve çoğul bu hali arkadaşlar. Şimdi diğer konumuza geçeceğiz. Coelho konusuna geçeceğiz arkadaşlar. Coelho konusuna geçeceğiz. Bunlar çoğulu arkadaşlar. I questi uomini, i questi alberi oluyor arkadaşlar. Yazalım. Questi uomini, bu adamlar, bu erkekler, bu adamlar diyelim. Questi alberi, bu ağaçlar diyelim. Bu şekilde bunlarla ilgili de birçok kelime örneği yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Şimdi gelelim arkadaşlar şuya yani Coelho'ya. Coelho da son derece basittir. Onu da arkadaşlar onu 3'e ayıracağız. Hemen yapayım. Bunu üçe ayıracağız arkadaşlar. Bu Coelho'yu. Bu yeterli herhalde. Biraz fazla bekledim. Bilerek şey yapın diye. Questo konusu bu. Daha fazla örnekler vererek çoğaltabilirsiniz bu konuyu. Şimdi gelelim Coelho'ya. Coelho 3 ana 3 başlıkta oluşuyor. 3 farklı şeyde oluşuyor. Alt kategoride oluşuyor. Öyle diyeyim. Coelho dedik. Coelho, bu da şu demek arkadaşlar, şöyle şu Coelho. Burada bir eril arkadaşlar, eril gene o e ya da ve dişil oluyor arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Eril de arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Eril de lo gidiyor arkadaşlar. Mesela deminki örnekleri verelim. Erildi arkadaşlar. Lo gidiyor. Il quel bambino oluyor arkadaşlar. Şu çocuk. Il quel bambino. Şu çocuk oluyor arkadaşlar. Erildi, bu lo gidiyor. Bir başka örnek. Hep aynı örnekleri veriyorum. Mesela değişik örnek vereyim. Il quel ragazzo. Bu çocuk, bu da bu erkek
Bu da çocuk, erkek, sevgili, erkek arkadaş anlamına geliyor. Bu şu erkek arkadaş, şu çocuk diyelim, bu da ona da şu çocuk diyelim, çocuk, sevgili anlamına geliyor. Il quel ragazzo arkadaşlar. Eril de bu lo gidiyor arkadaşlar. Quel oluyor bunda. Ondan bunların çoğulunda arkadaşlar daha örnekler verebiliriz. Aklıma gelen başka örnek mesela il quel quaderno diyelim. Gene deminki örneği verelim. Quaderno. Şu defter. Arkadaşlar. Bunların çoğulu da şu şekilde olacak. Arkadaşlar. I quei bambini. Quel, quei oldu. Il, i oldu. Bambino, bambino oldu arkadaşlar. Şu çocuklar. Şu bebekler. Şu küçük çocuklar. Arkadaşlar. Şöyle yapalım. I quei bambini, şu çocuklar. Il quel bambino, şu çocuktu. I quei bambini, şu çocuklar oluyor arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. Şu çocuk, bu erkek arkadaş. Onunla yapalım. I quei ragazzi. I quei ragazzi. Şu çocuklar, o da şu çocuklar. Şu erkekler. Şu erkek arkadaşlar. I quei ragazzi. Bunu da yapalım arkadaşlar. Il quel quaderno, şu defterdi. I quei quaderni. Okunak olsun. I quei quaderni. Şu defterler oluyor arkadaşlar. I quei quaderni, şu defterler oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu bu şekilde çekimini yaptı, şeyini yaptık. Tekil ve çoğul halini yaptık arkadaşlar. Dişisi son derece basit. Dişisi son derece basit arkadaşlar. Dişisi bu quelle oluyor. Dişi diyelim. Dişil. Dişil yani la. A pardon. A'la bitiyor. Demin la değil. A'la bitiyor. Yani başa la gelecek. Son A olacak. Başa la olacak. A dedik. Yani donna kadındı. La quella donna. Kadın, şu kadın oluyor. Neden derseniz quel zaten şu. La dişil kelimelerin başına la geldiği için la quella donna oluyor arkadaşlar. Şu kadın. Mesela la quella, bunlar le arkadaşlar. Umarım belli oluyordur. La quella don, la quella casa. Şu ev. Arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. La quella macchina mesela. Macchina arabaydı. Makine arabaydı. La quella makine, şu araba oluyor arkadaşlar. Şu araba.
gördüğünüz üzere şu derken de son bu şekilde yapıyoruz tekillerini. Çoğullarını da şöyle yapalım. Yer olması açısından La Coella Donna şu kadındı. La Coella Donna şu kadınlar. Dedik. La Coella Donna. Sığdıralım oraya da. Diğer onları da yazacağız çünkü. La Coella Donna şu kadınlar. Şöyle dedik. Şu kadınlar. Şöyle yapalım. Evet. La Coella Donna şu kadınlar dedik arkadaşlar. Bunu da yapalım. La Coella Casa şu evdi. La Coella Casa şu evler. La Coella Casa şu evler oluyor arkadaşlar. Bunu da yapalım. La Coella Macchina şu arabaydı. Arkadaşlar hemen onu da La Coella Macchina. Şu arabalar. Evet arkadaşlar. Dişinin de şu su bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dişil A'la biten kelimelerdi yani genelde. La Coella Donna şu kadın oluyor arkadaşlar. Coel çünkü erilerde Coel oluyordu arkadaşlar. Dişil olduğu için La alır burası arkadaşlar. La Coella Donna oluyor. Şu kadın. La Coella Casa şu ev. La Coella Macchina şu araba oluyor arkadaşlar. Bunların çoğulları La Coella Donna. Bunlar E oluyor hepsi. Şu kadınlar. La Coella Casa şu evler. La Coella Macchina şu arabalar oluyor arkadaşlar. Daha siz de internetten veya kitaplarından daha fazla kelimeler yazarak, daha fazla kelimeyle, daha fazla örnek yazarak bu konuyu daha fazla geliştire ve genişletebilirsiniz. Bununla ilgili de aktaracaklarım bu. Coelho'nun ilk aşaması bu arkadaşlar. Eril ve dişillerde Coelho yani şu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gelelim. Gelelim arkadaşlar. Bir başka yeterli mi? Biraz daha bekleyeyim yazanınız yazsın arkadaşlar. Sileceğim çünkü diğer şıkka geçeceğim. Sanırım yeterli. Siliyorum arkadaşlar. Yazanınız yazdı. Çizeniniz çizdi. Bakıyorum şöyle okunuyor mu? Evet arkadaşlar okunuyordur. Tersten görmek biraz zor oluyor. Okunuyordur arkadaşlar. Siliyorum bunu. Siliyorum bunu arkadaşlar. Şimdi bir diğer bölüme geçeceğiz. Bir diğer ışıkka geçeceğiz. Işıkta arkadaşlar biliyorsunuz lo vardı arkadaşlar. Lo biliyorsunuz o nedir? Başta söyledim. Bazı kelimeler şey ST ile P ile X ile XN ile Z ile başlayan kelimeler eril kelimeler başına lo alıyor demiştik arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili örnekler yazacağız. Arkadaşlar mesela student lo diyelim şöyle bir dakika. Lo diyelim arkadaşlar. Şöyle lo. Mesela lo studente öğrenciydi arkadaşlar. Studente. ST ile başladığı için lo alıyor. Lo studente öğrenci de
öğrenciydi. Şimdi Coelho student edeceğiz. Şu öğrenci edeceğiz arkadaşlar. Şu öğrenci edeceğiz arkadaşlar. Lo Coelho studente veya Coelho studente arkadaşlar. Coelho studente. Coelho studente arkadaşlar. Bunu yazmaya da gerek yok. İster yazarsınız ister yazmazsınız. Coelho studente. Şu öğrenci demek arkadaşlar. Şu öğrenci. Mesela Lozano çantaydı, sırt çantasıydı. Z ile başladığı zaman da lo takısı, lo şey alır. Lo ismi alır başa. Sırt çantasıydı. Sırt çantası. Bunu şimdi şu sırt çantası demek için Coelho Zaino diyoruz arkadaşlar. Şu sırt çantası. Şu sırt çantası. Evet arkadaşlar, şu sırt çantası oluyor. Coelho Zaino. Gördüğünüz üzere daha aklıma bakıyorum internetten kelime olarak ne yazılabilir. Bu lo'lar şöyle bir şey yapayım. Belki yeni başlayanlar için belki şeydir. Z SP X ST PS XN ile başlayan şöyle diyelim arkadaşlar. Evet. Z, S, P, X, S, T, P, S, X, N ile başlayan kelimeler başa lo, lo takısı oluyor arkadaşlar. İngilizce'deki d yani arkadaşlar. İngilizce bilenler için söylüyorum. D eki oluyor arkadaşlar. Lo. Ve bu da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şu ki şu konusu. Bu kelime grubuyla bu şekilde yapılıyor. Bir de bunların çoğulu ne yapacağız arkadaşlar? Çoğulu ne yapacağız arkadaşlar? Çoğulu da bunlara çoğulu da li oluyordu arkadaşlar. Bunların çoğulu da li oluyordu arkadaşlar. Çoğul diyelim. Çoğul li oluyor. Bunların çoğulu bu kelimelerle bu harflerle başlayıp başına bunu alan kelimeler çoğulu kelimelerin çoğulu lı oluyordu arkadaşlar. Hemen bu örnekleri yapalım. Lo studente öğrenci demiştik. Bunun örneği hemen şöyle yaptık. Quei studenti şu öğrenciler arkadaşlar. Quei studenti şu öğrenciler. Quei studenti şu öğrenciler. Şunu yapalım arkadaşlar. Quei zaini şu sırt çantaları. Şu sırt çantaları. Şu sırt çantaları. Şu sırt çantaları arkadaşlar. Quei zaini. Şu sırt çantaları. Coelho studenti. Şu öğrenciler. Coelho zaini. Şu sırt çantaları. Aynı şekilde Z ile başlayan ne vardır? Mesela Z ile başlayan. Mesela şu var.
Specchio, lo specchio aynaydı arkadaşlar. Lo specchio ayna. Qui specchi. Şu aynalar. Şöyle yazayım arkadaşlar bunu. Bunun orijinali lo specchio ayna demek. Şöyle yapalım. Lo specchio ayna demek arkadaşlar. SP ile başladığı için lo alır ve şeyi şu su tekil hali quello specchio oluyor arkadaşlar. Çoğu yani halinde quei specchio oluyor arkadaşlar. Şu aynalar. Gördüğünüz üzere bunlarla ilgili de birçok örnek yazabilirsiniz. Benim aklıma bunlar geldi şimdiden. Üçer kelimeyle hem tekirin hem çoğulların ne yazmış oldum. Bu antiparantez belirttik. Bunu da silelim. Bir de şeyle ses harfiyle başlayan kelimelerimiz var. O da aynı. Bunlarla aynı arkadaşlar. Biraz önce yapmıştık. Albero, Lomo, L'albergo mesela otel. Bunlarla ilgili aslında pek söyleyecek bir şey yok. Aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. Mesela adam dedik, uomo dedik. Il quel l'uomo oluyor arkadaşlar. Şu o gidecek, apostrof gelecek. Yazalım isterseniz onu da yapalım. Bitti herhalde. Bu da bitti herhalde. Siliyorum arkadaşlar bunu burayı da. Onu da yapalım. Daha şey olsun. Kafada soru işareti kalmasın sizlerin kafasında. Yeterli herhalde bakıyorum. Görünüyor mu? Buradan görünüyor gibi inşallah. Sizler de görürsünüz. Siliyorum arkadaşlar burayı. O üçüncü şeyi de şıkkı da yapalım. Sözde olmasın yazıya dökelim. Unutulmasın arkadaşlar. Dediğimiz gibi ses harf ile başlayan le apostrof alan kelimeler dedik. Mesela neydi? Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şu şekilde oluyor ve apostrof oluyor. Şu. Şu erkek, şu adam. Şu adam. Bunu koysanız olur, koymasanız olur. Ben koydum. Il quell'uomo oluyor arkadaşlar. Il quell'uomo. Bu kelimemiz quello ama ses harfiyle başladığı ve bu da ses harfiyle bittiği için o oluşuyor. Yine apostrof geliyor. Quell'uomo oluyor arkadaşlar. Şu adam mesela bunu yazsanız olur. Ben yazmayayım. Yazsanız olur. Yazmasanız da yazmayayım. Mesela quel albero. Quel albero. Şu ağaç. Şu ağaç arkadaşlar. Quel albero. Quel albero. Şu ağaç aynı şekilde A'la başladı. Bu da O'la bittiği için buradaki O gidiyor. Apostrof geliyor arkadaşlar. Quel albero oluyor. Şu ağaç. Bir başka. Şunu yapalım şöyle. Sıfır olan arkadaşlar olabilir. İtalyancada ne demek istiyor diye düşünebilirler. Şöyle diyelim. Başlayan. Ses harfle başlayan kelimelerle. Kelimelerin başına. Tekillerin başına. L apostrof geliyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Belirttik zaten. Tamamdır. Şimdi bir örnek daha verelim. Quel. Quel albergo. Otel demek. Albergo otel demek. Quel albergo şu otel. Şu otel demek arkadaşlar. Quel albergo şu otel. Quel
Koy Albergo şu otel. Gördüğünüz üzere bunun da bu şekilde yapıldığı bakıyorum. Görünüyor mu? Çok net görünüyor. Evet. Şimdi bunun çoğulu da deminki de aynı oluyor arkadaşlar. Çoğul. Ne oluyor arkadaşlar? Kuyayı. 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 Uomini oluyor arkadaşlar. Pardon. Bunun çoğu şu şekilde oluyor arkadaşlar. Yanlış yazdım. Kueli. Kueyi. Kueyi yazıyoruz. Kueyi okuyoruz. Tamam. Kueyi. Uomini. Şu adam var. Şu adamlar oluyor arkadaşlar. Kueyi, Uomini, şu adamlar. Kueli Alberti Alberi Kueli Alberi şu ağaçlar. Kueli Alberi Kueli Alberi şu ağaçlar. Quelli alberghi. Şu oteller oluyor arkadaşlar. Bu Go'la bir tek kelimenin çoğulu G-I alır arkadaşlar. Şu oteller. Gördüğünüz üzere. Bunu da bu şekilde yazacağız. Belli olsun. Gördüğünüz üzere bunu da yazmış olduk. Şunu silelim. Burayı. Daha bir düzgün bir şekilde yazacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yazdık bunu da bu şekilde. Bu şekilde yazdık. Bunları da şimdi okunaklı bir şekilde yazalım. Koel Uomo. Koel Uomo. Böyle o mu? Şu adam dedik. Şu adam. Koyal Vero. Koel Albero. Şu ağaç. Şu ağaç arkadaşlar. Şu ağaç. Düzeltiyorum. Ağaçlar değil. Şu ağaç.
Quale l'uomo, şu ağaç. Quale l'albero. Quale l'uomo, şu adam. Quale l'albero, şu ağaç. Quale albero, quale albergo diyelim. Quale albergo? Quale albergo arkadaşlar? Bu şu otel. Konuşuruz. Net görünsün istiyorum. Net okunsun istiyorum. Evet arkadaşlar. Sanırım bu şekilde. Evet arkadaşlar sanırım. Şu şekilde görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Net bir şekilde göründüğünü düşünüyorum. Şunu da yazalım şöyle daha keskin bir şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor sanırım. Bu da ses harfle başlayıp da başlayan L apostrof olan kelimelerimizin Coelho'lu yani şu ile tekil ve çoğul hallerinde yazdım da dediğim gibi bu konularla ilgili daha fazla örnek kelimeler bularak, yazarak bu konudaki bilgiyi genişletip geliştirebilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Son derece basit bir kelime konuydu. Bakıyorum. Evet arkadaşlar aktaracaklarım bu kadar. Bugün zaman zarflarını işledik. Zaman belirten kelimelerimizi işledik arkadaşlar. İlk bölümde. İkinci bölümde de questo ve quello'ları yani bu ve şu'ları eril, dişil sesli harfle başlayan ve l apostrof alan başta l apostrof alan alan ve z, sp, sn, xp, x, xn, xp ile başlayan ve başa lo takısı alan kelimelerimizin şu hem tekil hem çoğul hallerini görmüş olduk arkadaşlar. Şu an bu konuyla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Videomuz biraz uzun oldu iki parça olunca. Bir de yazmada biraz vakit kaybettik. Aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar bu konuyla ilgili. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki derslerimizde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.